Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ekrimna fehmen nebiyyin ve hifzal mürselin ve ilahem ve melaiketel mukarrabin. Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhi için, bütün geçmişlerimizin ervahi için, ulûm-i şer'iyye, din-i celislamın bize kadar intikalinde emeği geçmiş olan bütün ulema-i amilin, sulahay-i salihinin, müfessirin, muhaddisin, müellifinin ve muhşi şurrahın ruhları için, hususen eserinden istifade ettiğimiz Abdurrahman el-Cami Hazretleri ve metinden istifade ettiğimiz İbn Hacib Hazretlerinin ve bunlar üzerine talik haşiye şerh yazmış olan bütün ulemanın ruhları için, hocalarımızdan ahirete intikal edenlerin ruhları için, Hacı Dursun Efendi, İhsan Efendi hocamız ruhları için ve her birimizin bugünlere gelmemizde üzerimize emeği geçip hakkı hukuku olan mütevellide veya hayır sahibi kardeşlerimizden ahirete intikal edenlerin ruhları için Allah rızası için El-Fatiha. İrab'ın tarifini okuyorduk arkadaşlar. El-İrab, İrab nedir? Ma ey hareketun ev harfun. Öyle bir hareke veya harftır ki ihtelefe ahiruhu. Mu'rabin ahiri değişmiştir. Efendim, bihi onun sebebiyle. Evet, mu'rabin ahiri hangi şeyle değişmiş ise işte İrab odur. Niçin değişmiş? لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَبِرَةِ عَلَيْهِمْ. Burada arkadaşlar bir şeyi açıklamam lazım önce. لِيَدُلَّ'deki, لِيَدُلَّ'de bırakmıştık değil mi? Burayı açıklamadan önce, yani لِيَدُلَّ'yi açıklamadan önce İrab'la ilgili Carullah Zemahşeri'nin bir görüşü vardır veya nahivcilerin bir grubunun, ki Carullah Zemahşeri de bunu grubu temsil ediyor. Bir de Abdülkahir ve İbn Hişam gibi bir grubun görüşü var. Şimdi Carullah Zemahşeri gibi bir grup nahivciler diyorlar ki İrab nedir? İrab emri manevi midir yoksa emri lafzı midir? Mahsus müdür yoksa makul müdür? Carullah Zemahşeri ve bir grup nahivciler diyorlar ki İrab emri manevidir. Yani Zeydün, Zeyden, Zeydin oradaki hareket değildir İrab. İhtilaf irabın kendisidir. Yani buradaki değişim irabtır. Mesela bunun zıttı nedir? Mebnidir. Mebnide adem-i ihtilaf var. Nasıl ki mebnide adem-i ihtilaf mebniliği gösteriyorsa, murabde de ihtilaftır irabın kendisi. Yani o zaman ihtilaf irablı olmuş oluyor, emri manevi olmuş oluyor. İhtilaf, değişiklik irabtır. Efendim, Abdülkahir ve İbn Hişam gibilerde İrab, hayır, o ihtilafın kendisi değildir de ma bihil ihtilaftır. Yani o Zeydün, Zeyden, Zeydin. Tabi birinci görüşe göre, Carullah Zemahşeri'nin temsil ettiği ekole göre, o zaman ve enva'uhu İrab'ın levileri rafidir, nasıptır, cerdir, nasıl diyeceksin? Değil mi? Yani bu söz o zaman zahir üzerine kalmaz. O zaman burada bir nevi mecaza gitmek lazım. Yani ihtilaf rafi nasıb olamaz. Er-raf'u ihtilafun ve nasbu ihtilafun diyemezsin, hamil yapamazsın. İbn-i Hacib Hazretleri hangi görüşü tercih etmiştir? İbn-i Hacib Hazretleri, İrab ma bihil ihtilaf, yani ihtilafın kendisi değil de Abdülkahir'in ve İbn-i Hişam'ın görüşleri doğrultusunda. Çünkü el-i'rab-u ma öyle bir hareke veya harftir ki dedi. Tamam. İhtelefe ahruhu bihi. Ancak şimdi gelelim liyedülleye. El-i'rab-u mehtelefe ahruhu bihi. Ahiri neyle değiştiyse ona biz irab diyoruz. Neyin sebebiyle değiştiyse ona irab diyoruz. Niçin değişti? Liyedülle delalet etsin diye. Alel ma'anil mu'tevirete aleyhi. O mu'rab üzerine gelen manalara delalet etsin diye. Şimdi liyedülle delalet etsin ne? El ihtilafu ihtilaf. Veyahut da ev ma bihil ihtilaf. Yani delalet eden hangisi burada, ihtilaf mıdır yoksa ma bihil ihtilaf mıdır? Şimdi ihtilaf dediğimiz emir manevidir. Manevidir. Ma bihil ihtilaf dediğimiz o Zeydün, Zeyden, Zeydin veya ebuhu, ebahu, ebihi, yani hareke veya harfin kendisidir. Şimdi burada liyedülle ihtilaf ma bihil ihtilaf diye cami hazretlerinin tefsir etmesi İrab'la ilgili farklı iki görüşe işaret etmiş oluyor. Farklı iki görüşe işaret etmiş oluyor. Demek ki burada delalet eden ihtilafın kendisi olabilir. Delalet eden ma bihil ihtilaf olabilir. Evet. Bu iki görüşe işaret etmiş oldu. Bir defa
liyedüller ihtilaf diye takdir ederse, yani liyedüllerin altında faal huvedir. Bu huve nereye racidir? Mahtelefe. Bunun zamiri mercili olarak geçmiştir burada. İ'diluhu ve akrabu littekva gibi geçmiştir. İ'diluhu ve akrabu littekva da zamiri merci nasıl geçtiğini söylüyoruz. Yani zamiri merci ya lafzan geçer ya manen geçer. Doğru mu? İ'diluhu ve akrabu littekva da lafzan geçmemiştir. Çünkü İ'diluhu ve eyle adlu demektir. Ya adil geçmedi ki. Ama İ'diluhu'nun içerisinde adil var ya, manen geçti kabul ediliyor. Yani İ'diluhu'nun içerisinde adil manası olduğundan dolayı manen geçmiştir. Liyedüllel ihtilaf dersek, ihtilaf geride geçmedi ama ihtelefe geçti. O ihtelefenin içerisinde ihtilaf olduğundan dolayı ne diyoruz biz buna? Emri manevi, manen geçmiştir. Zamirin merci burada manen geçmiştir diyoruz. Peki, liyedüllel ihtilafu ev ma bihil ihtilaf. Eğer liyedüllenin faali ma bihil ihtilafsa, o zaman zamirin merci lafzan geçmiştir geride. Neydi? El-i'rab-u ma, öyle bir hareke veya harftir ki ihtilaf bihi. O ma bihil ihtilaf hangisi olmuş oluyor? Hareke veya harfin kendisi olmuş oluyor. İbn-i Hacib Hazretleri'nin ibaresine baktığımız zaman burada, yani i'rab hangisidir? Ma bihil ihtilaftır, değil mi? Yani Zeyd'ün Zeyd'en, Zeyd'in kendisidir. Ama İbn-i Hacib'in ifadesine böyle anlaşıldığı halde liyedüller ihtilaf ma bihil ihtilaf diye Cami Hazretleri'nin tefsir etmesi, yedüllerin faalini ihtilafa göndermiş veyahut da mabili ihtilafa göndermiş olması, irabla ilgili farklı iki görüşü ortaya koymak içindir. Çünkü bu konuda Fazıl Hindi gibi eser üzerinde kalem oynatanlar bir kısmı ne yapmışlardır? İhtilaf, irabı ihtilaf olarak kabul etmişlerdir. Bir kısmı da mabili ihtilaf olarak kabul etmişlerdir. Peki, liyedüllel ihtilaf ev mabihil ihtilaf. Evet. Liyedüllel ihtilaf ev ma bihil ihtilafı nereye delalet etsin diye, alel maani, manalara. Peki, alel maani dediği zaman buradaki maani marifedir, değil mi? Malum manalara. Neyi kastediyor buradan? Yani faaliyete vel mef'uliyete vel izafet. Yani zaten irab dendiği zaman irabın faydası nedir? O isimler üzerine gelen manaları, yani faaliyet, mef'uliyet ve izafet manalarına delalet etsin diyedir. Darabe Zeyd'in dersek, Zeyd dariptir. Darabe Zeyd'den dersek, Zeyd madruftur. Dolayısıyla Zeyd'in darip veya madruf olduğunu biz nereden anlarız? İrab'tan anlarız. Darabe Zeyd'in darip olduğu anlaşılıyor. Darabe Zeyd'den madruf olduğu anlaşılmış oluyor. O zaman buradaki isimler üzerine gelen faaliyet, mef'uliyet veyahut da izafet manaları. İrab'la ilgili üç tane manadan bahsedilir zaten. Bir dördüncüsü yoktur. Faaliyet mamul merfu temsil eder. Mef'uliyet mamul mensubu temsil eder. İzafet de mamul mecrur temsil eder. Alel maani deyince burada kastedilen manalar faaliyet, mef'uliyet ve izafettir. Liyedülle alel maani, faaliyete delalet etsin diye veya mef'uliyete delalet etsin diye öyle manalar ki el mu'tevirati aleyhi, mu'rab üzerine gelen manalara delalet etsin diye. Şimdi burada el mu'tevirati mi, el mu'tevarati mi, ismi faal mi, ismi mef'ul mu? Bu kelime arkadaşlar normalde el mu'tevirati kelimesi i'tevere'den gelen bir kelimedir. Yani bunun fiil mahası i'tevere'dir. Bu kelimenin iftial babı ile tefaul babı aynı manada kullanılır. Yani i'teveru eşşeye, te'averu eşşeye. Böyle bazı kelimeler vardı ki iftial babı da tefaül babı da aynı anlamda kullanılır. Hani birisinin manen binası müşarekettir, birisinin manen binası mutavaattir. Aynı iki babın aynı manada kullanıldığı kelimelerden birisi de i'teveredir. İ'tevere kelimesi mutaaddi mi, lazım mı? Elhak, i'tevere kelimesi mutaaddidir. İ'teveru eşşey'e derler. Şimdi bu kelimenin yapısı itibariyle arkadaşlar, i'teveru eşşey'e de mesela diyelim ki eşşey budur. Her biriniz bir şey var ortada. Bunu münavebeten almaya i'teveru şeye denir. Biriniz aldınız bu telefonu. Biraz sonra o bıraktı, öbürü aldı. O bıraktı, öbürü aldı. O bıraktı, öbürü aldı. Ne olmuş oluyor burada? Bir şeyi nöbetleşe, münavebeten alma işine i'tivar deniyor. Onun için burada fail müteaddid olur, meful bir olur. Yani bunu alanlar müteaddid olur, birden fazla kişi almış oluyor.
Alınan şey bir şeydir. İ'teveru eşşey'e. Yani fail müteaddit olur. Efendim mef'ul bir olur. Çünkü burada münavebeten almak vardır. Hani hep beraber birden almak yok burada. İ'tibar kelimesinin ifade ettiği münavebeten, müteakibeten almak demektir. Birisi aldı, bıraktı. Ondan sonra öbürü aldı, bıraktı. Öbürü aldı, bıraktı. Buna ne deniyor? İ'teveru eşşey'e deniyor. Burada fail müteaddit mef'ul birdir diyoruz. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Fail müteaddittir. Bir kişi almıyor bunu, birçok kişi alıyor onu. Mef'ul birdir, bir şey alıyorlar. Ortada bir şey vardır. İ'teveru eşşey'e bu anlamda kullanılıyor. Normalde de harfi cersiz kullanılır. Müteaddidir yani. İ'teveruhu. Peki burada el-mu'tevireti aleyhi. Alel-mu'rebi. Ala ile kullanılmıştır. Göreceğiz ki burada tazmin vardır. Şimdi Fazıl Hindi el-mu'tevereti diyor. İsim mef'ul olarak bunu kullanıyor. Kaydı zaptı öyle yapıyor. Cami Hazretleri Fazıl Hindi'ye reddiye olsun diye alâ sıgati ismil faali diyor. İsmi faal sıgasız üzerine olacaktır diyor. Demek ki yani isim mef'ul sıgası diyen vardır. Burada onu tahsiye ederek ismi faal sıgasında olacak el-mu'tevirati diyor. Fazıl Hindi'ye yapmış olduğu reddiyede ismi faal sıgasını iddia etmesi ne anlam ifade eder arkadaşlar? Şimdi alel ma'anil mu'tevirati ala sıgati ismil fa'ili. İsmi fa'il sıgası üzerinedir. Yani ismi meful sıgası üzerine değildir. Fadıl Hindi'nin yaptığı gibi, iddia ettiği gibi değildir diyor. Şimdi peki burada mu'tevirati olursa nasıl bir mana çıkmış oluyor? Mu'tevirati olursa nasıl bir mana çıkıyor? Neden ismi fa'il sıgasını tercih ettiğimizi bakacağız. Şimdi burada isimler mi manayı alıyor? Yani faaliyet mi mef'uliyeti alıyor yoksa faaliyet mi ismin üzerine geliyor? Yani burada alan faaliyet mi ismi alıyor yoksa isim mi faaliyeti alıyor? El-mu'tevir alel-mani manalar üzerine öyle manalar ki el-mu'tevireti. Burada şeyi alan el-mu'tevireti aleyhi mu'rab üzerine peş peşe gelen burada faaliyet ismin üzerine geliyor. Yani alan kimdir burada? Faaliyettir. Alan nedir? Mef'uliyettir. Yani faaliyet geliyor, Zeyd'i ne yapıyor? Alıyor. Mef'uliyet geliyor, Zeyd'i alıyor. Dolayısıyla böyle olunca el-mu'tevireti neyin sıfatıdır bu? Mani'nin sıfatıdır. Eğer el-mu'tevireti dersek o zaman alel-mani manalar üzerine öyle manalar ki el-mu'tevireti o manalar ne olmuştur? Alınmıştır. O zaman isimler şeyi almış oluyor. Yani faaliyeti isim almış oluyor. Zeydün, Zeyden veyahut da Amr'ın onlar şeyi almış oluyorlar. Faaliyet, mef'uliyeti, izafeti almış oluyorlar. Niyedüllü alel ma'ani el-mu'tevirete alâ sıgati ismil faali, ismi fail sıgası üzerine olacaktır. Şimdi burada Abdülgafur'daki açıklamayı Siyali Kuti'deki açıklamayla beraber okuyayım arkadaşlar. Yani la ala sigati ismil mef'ul el-mu'tevereti değil el-mu'tevireti'dir. Kema tevehme ba'duhum işte Fadıl Hindi'yi kastediyor. Hatta yekunul ma'na ennel esma tehudu ala sebilil münavebeti. Onun iddiasına göre isimler, mu'rab isimler münavebe yoluyla faaliyeti alır, mef'uliyeti alır, izafeti alır. Yani ennel i'tibare leyse hauna bil ma'nel hakiki bel müs'arun li taallukil ma'ani bil esma'i ala sebilil bedeliyeti. Yani burada i'tibar kelimesi ennel i'tibare leyse hâhuna bil ma'nel hakikiyye. Hakiki manasında değildir. Bel müsta'arun li taallukul ma'ani bil esma'yı. Manaların isimlere taallukundan ibarettir. Yani maddi olarak bir şey almak yok burada. Ya taalluk var burada. Ne nereye taalluk ediyor? Manalar isimlere taalluk ediyor. Faaliyet Zeyd'e taalluk ediyor. Mef'uliyet Amr'a taalluk ediyor. Ala sebilil bedeliyeti. فَإِمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ أَنَّ الْمَعَانِيَ آخِذَةٌ لِلْاَسْمَى yani manalar isimleri alıyor, faaliyet isimleri alıyor. Ya bu cihetten bakmış olacağız. لِعُرُوضِهَا وَوُرُودِهَا عَلَيْهَا niçin böyle diyoruz? Çünkü isim üzerine faaliyet geliyor. İsim üzerine mef'uliyet geliyor. Yani gelen hangisi? Faaliyet geliyor, mef'uliyet geliyor. İsim onun üzerine gelmiyor. Faaliyet ismin üzerine geliyor, mu'rabin üzerine geliyor. O zaman alan kim olmuş oluyor?
alan, bu mana olmuş oluyor. Buradaki almaktan maksat taalluk etmek demektir. Faaliyet Zeyd'e taalluk ediyor. Efendim mef'uliyet Amr'a taalluk ediyor. Evet. Feimma en yu'tebara enel maani ahidetun lil esma. Niçin böyle diyoruz? Li'urudihâ ve vurudihâ aleyhâ ve huve'z-zâhir. Zahir olan da budur. Yani Zeyd Zeyd'tir. Üzerine faaliyet geliyor. Zeydün yapıyoruz onu. Üzerine mef'uliyet geliyor. Zeyden yapıyoruz onu. Burada taalluk eden mana Zeyd'e taalluk ediyor. Zeyd manaya taalluk etmiyor. Zeyd faaliyete taalluk etmiyor. Yani alan veren burada hangisidir? Faaliyet manası, mef'uliyet manası ismi almış oluyor. O zaman mu'tevir hangisidir? Yani alan, peş peşe alan, sırayla alan hangisidir? Manalar da faaliyet manası, mef'uliyet manası, izafet manasıdır. Onun için el-mu'tevireti ve huve'z-zahiru. Evet. O zaman feyukru ala sigatil fa'il. Ve imma en yu'tebara ennel esma veyahut da şöyle itibar edilebilir. İsimler, muğrab olan isimler, Zeyd, Amr, Bekir gibiler. Littisafiha bitilkel maani. Yani Zeyd fail oluyor, fail sıfatını takınıyor, mef'ul sıfatını takınıyor, izafet sıfatını takınıyor. Bu sıfatları takındığından dolayı ahidetün leha. Yani bu sıfatları takınınca hani insan ne yapmış oluyor? İlim sıfatını takınıyor veyahut da rakip sıfatını takınıyor. Sanki o sıfatı meydana getirmiş oluyor. Bu cihetten baktığımız zaman o zaman isim o sıfatı takınıp ilmi aldığı gibi işte cömertliği aldığı gibi burada da manayı faaliyet mef'uliyeti almış oluyor. Bu cihetten baktığın zaman feyukra'u ala sigatil mef'ul. O zaman mu'tevereti demiş olacaksın. Yani sanki isimler bu manaları almış oluyor. Niye onlara şey deniyor? Bu sıfatları takındığından dolayı. Lakinnel evvele racihun. Birinci görüş racihtir. Yani manalar isimleri almış oluyor. Özet şudur arkadaşlar. Zeyd ortadadır. Zeyd bir yerde bir örnekte ne oluyor? Fail oluyor. Aynı Zeyd bir başka örnekte ne oluyor? Mef'ul oluyor. O zaman faaliyet Zeyd'e gelince Zeydun oluyor. Faaliyet Zeyd'e, mef'uliyet Zeyd'e gelince ne oluyor? Zeyden oluyor. İzafet Zeyd'e gelince ne oluyor? Bir Zeydin oluyor. Şimdi o zaman gelen nedir? Alan nedir? Münavebeten alan kimdir? Faaliyet, mef'uliyet, izafet. Binaenaleyh el-mu'tevirati daha sahih bir ifadedir. Aleyhi alel-mu'rabi. El-mu'tevirati aleyhi demek ki mu'rab üzerine peş peşe gelen mutaallikun bu aleyhideki ala mutaalliktir. Bi-mu'teviratin. Mu'teviratin kelimesine mutaalliktir. Normalde burada arkadaşlar alel mani el mu'tevireti mutaallikun bil mu'tevireti diyebilirdi. Yani olduğu gibi kelimeyi hikaye edebilirdi. Ama nüshaların hepsi bir mu'teviretin ise neyi kastetmiştir? Hikaye yapmamıştır. Doğrudan doğruya lafzı kastetmiş. Yani bir lafzı mu'teviretin demektir. Çünkü taallukta elif lamın nesi yoktur? Rolü yoktur. Yani mutaallik olmakta elif lamın rolü yoktur. Sadece itibar kelimesi yani isim faal kelimesinin rolü olduğundan dolayı hikaye yapmamıştır. Bir lafzı mu'teviretin demektir. Peki mutaallak olmaya elverişli midir? Sonuçta isim faildir. Mutaallak olmaya elverişlidir. Peki itibar kelimesi ala harfi cer ile kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. Yani doğrusu itibar kelimesi ta'averû eşşey'e mutaaddidir bu. Harfi cersiz mef'ule taaddi eder. Dolayısıyla burada alanın ona taalluk etmesi ala tazmini mitli ma'nel vurude vel istilai. Vurud ve istila gibi manaları tazmin üzeredir. Böyle bir mana zımnına yerleştiriyorsun. Bu mana ile ala ona taalluk etmiş oluyor. Tazminle ilgili bilginiz var mı arkadaşlar? Tazmin deyince anlıyor musunuz? İzaha ihtiyaç var mı? Tazmin şöyle bir hikaye anlatıyorum arkadaşlar. Anekdot olsun diye anlatıyorum onu. Rahmetli İhsan Efendi hocamızla beraber Gazi Beyza ve tefsiri okuyoruz. Taha suresinin baş tarafında okurken rahmetli hocamız genelde hani siz hazırlayın derdi. Biz hazırladık. O da biz okurken derste kendisi de bize yol gösterirdi. Ama Taha suresinin baş tarafında bir yer biraz kapalı kalmış rahmetli hocamıza. Ve Halil Gönüç Hoca Efendi ile de sellemehullah ve şefaullah arası çok iyiydi. Beraber gittik. Ziyaretine gittik. Ziyarete gitmişken de Halil Hoca Efendi'ye burayı soralım dedi. Halil Hoca Efendi'ye o Gazi Beyzavi'nin Taha Suresi'nin baş tarafında bir yerdi. Sordu. Halil Hoca Efendi böyle ekmek peynir gibi böyle götürdü işi. Burada dedi tazmin vardır.
Rahmetli hocamız dedi ki tazmin nedir dedi. Şimdi bizim şeyde Karadeniz usulünde avamil izhar kafi okunuyor. Avamil izhar kafiyede de tazmin ifadesi çok açık geçmiyor. Dolayısıyla bizim o bölgenin hoca efendileri eğer başka bir kitaptan, başka bir hoca efendiden nahiv okumamışlarsa tazmin kelimesi pek geçmiyor. Ancak şeyde geçiyor, çaktırmadan geçiyor. وَقَدْ يَتَضَمَّنُ الْفِعْلُ التَّامُ مَعْنَى صَارَ فَيَكُونُ نَاقِسًا. Hatırlar mısınız? İzhar'da böyle bir bilgi vardı. Yani تَمَّتْ تِسْعَةُ بِهَذَا عَشَرَةً اَيْ صَارَ عَشَرَةً تَامَّةً falan. كَمُلِ زَيْدُنُ عَالِمًا اَيْ صَارَ عَالِمًا كَامِلًا. O da bir tazam وَقَدْ يَتَضَمَّنُ diye geçmiştir ama açıktan açığa tazmin geçmiyor. Şimdi tazmin nedir diye sorunca rahmetli hocamız Halil Gönenç Hoca Efendi şeyi anlattı, tazmini anlattı orada. İşte izharın baş tarafında adalı şerhinde hemen baş tarafında ilk mukaddimede bir kelimede açıkladığını söyledi. Oradan gelince ben de şimdi dikkatimi çekti onların kendi arasındaki konuşmaları. Ben de Tarifat-ı Seyyid'i var. Tarifat-ı Seyyid'den açtığım şeyi buldum. Tazmini buldum. Et-tazmin, tazmin nedir? أن يقصد بلفظة فعل معناه الحقيقي ويلاحظ معه معنى فعل آخر ويدل عليه بذكر شيء من متعلقاته. Yani bir fiilin içerisine başka bir fiilin manasını koyuyorsun. Bir fiilin içerisine başka bir fiilin manasını koyuyorsun. Peki nereden bileceğim bu fiilin içerisine başka fiilin manasını koyuyorsun? Öz fiilin kullanılmadığı harfi celle bunu kullanıyorsun. Öz fiilin kullanılmadığı harfi celle kullanınca o harfi diyor ki bak bu fiilin içerisinde başka bir buna bu harfi celle uygun bir mana vardır. En yuksada bile lafzati fiilin mesela diyelim ki kemuleyle neyi kastediyorsun? Kamil manasını kastediyorsun. Kemule zeyden alimeni alalım. Kemule zeydun alimende. Burada tazmin nasıl yapıldı? En yuksada bile lafzati fiilin manaun hakikiyyu. Kemuleden kamil manası kastedildi mi? Edildi. Demek ki tazminde aslı fiilin asıl manası kastediliyor. En yuksada bile fıtı fiilin manası hakiki ve yulahaza ma'ahu ma'na fiilin ahar. Kemulenin içerisinde bir sara manasında mülahaza ediyoruz. Peki sara manası mülahaza ettiğimi nereden bileceksin ki? Ben bunu söyleyen benim. Bunu mülahaza eden de benim. Sen nereden bileceksin? Bunu sana ben nasıl anlatacağım? Ma'ni şi'ri fi batni şair. Kasıt benim içimdedir. Ben sana bir ipucu vermem lazım. Bundan ben bir başka fiilin manasını tazmin ettiğimi, yerleştirdiğimi, kastettiğimi sana işaret vermem lazım, ipucu vermem lazım. Ve yudelle aleyhi bi zikri şey'in min mutaallakati. O muzamman olan fiilin mutaallakatından bir şeyi zikretmekle ona ne yapılıyor? Delalet olunuyor. Mesela ne diyorum? Kemule zeydun alimen diyorum. Kemule 5. babtandır, lazımdır. Bu sadece ne olur? Fail alır. Mef'ulü nesbetmez ki. O zaman kemule zeydun alimen dediğim zaman alimeni kim nesbetmiş olacak? Demiş oluyorum ki ben burada kemulenin içerisinde ben alimen de amel edebilecek bir fiil manası gizledim. Bu Arapçada bir zenginliktir arkadaşlar. Ne yapmış oluyorsun? Kemule zeydun alimen de kemulenin içerisinde bir de sara manasını yüklemiş oluyorsun. Şimdi burada el-mu'tevirete aleyhi alayı zikretmesine gerek yoktu. Çünkü müteaddidir, harfi cersiz kullanılır. Ala kelimesini kullanınca burada demek istiyor ki ben burada itibar kelimesinin içerisinde buraya uyabilecek, onun için misil dedi, illa şu kelime standart olması şarttır demeyiz. Burada uyabilecek, ala ile kullanılabilecek bir kelime tazmin ettim demektir. Misle ma'nel vurude vel istila. Şimdi verede aleyhi, istevla aleyhi. Doğru mu? Yani istila kelimesi neyle kullanılır? Ala ile kullanılır. Verede aleyhi, ala ile kullanılır. El mu'tevireti vel müstevliyeti aleyhi. Demek ki el mu'tevireti'nin içerisinde el müstevliyeti, el varideti alel maani manalar. Öyle manalar ki el varideti aleyhi. Mu'rab üzerine gelen manalara delalet etsin diye. يُقَالُ اِعْتَوَرُ الشَّيْءَ. Bakın burada arkadaşlar اِعْتَوَرُ الشَّيْءَ dediği zaman el-mu'tevireti iftihal babından ya ne yapmış oldu? Bak fail müteaddittir, meful birdir. İki, müteaddidir, harf-i cere ihtiyacı yoktur. وَتَعَاوَرُوهُ. Bunu niye zikretti arkadaşlar? Genelde kullanılan itibar değil de teavur kelimesidir. Yani تَعَاوَرُوا اَشْشَيْءَ daha fazla kullanılır. Burada el-mu'tevireti dedi. Demek istiyor ki bunun tefaül babı ile iftihal babı aynı anlamda kullanılıyor.
Ne zaman böyle denir? İ'teveru şeye veya te'averu şeye ne zaman denir? İza tedaveluhu. Ne demek tedaveluhu? Yani ey ehadehu cemaatun vahidun ba'de vahidin. Ey ehadehu cemaatun. Tedavelu. Ne demek? Kalabalık grup münavebeten aldılar demektir. Münavebeten. Evet. İza tedaveluhu ey ehadehu cemaatun vahidun ba'de vahidin. Bu vahidun ba'de vahidin ne düşüyor terkipte arkadaşlar? Bedeli bazı minerkül oluyor. Ehadehu cemaatun onu bir cemaat aldı. Ondan bedel vahidun ba'de vahidin teker teker. Ala sebilil münavebeti o da vahidun ba'de vahidini tefsir ediyor. Ala sebilil münavebeti vel bedeliyeti. Münavebet ve bedeliyet yolu üzerine. Münavebet ve bedeliyet aynı yani. Bedeli ne demek? Sen aldın, senin yerine ben aldım. Efendim, ondan sonra benim yerime bir başkası aldı. Evet. La ala sebilil ictima, ictima yoluyla değil. Onun için faaliyet manası, mef'uliyet manası, bir kelime, izafet manası bir kelime üzerine birden toplanmıyor. Ya faildir, ya mef'uldür, ya izafettir yani. فَإِذَا تَدَاوَلَتْ الْمَعَانِ الْمُقْتَضِيَةُ لِلْعِرَابِ فَإِذَا تَدَاوَلَتْ münavebeten gelince, alınca elmani manalar, öyle manalar ki el-muktadiyetü lil-i'rabi i'rabı gerektiren manalar mütedavil olunca alel-mu'rabi, mu'rab üzerine mütedavil olunca mutaakibeten, mutenavibeten yani ne demek? Gayre muştemi'atin mutenavibeten, mutaakibeten peş peşe geliyor. Yani mutenavibeten münavebe yoluyla geliyor. Yani ne demek? Gayre muştemi'atin bunlar hepsi birbirine yapıyor arkadaşlar? Tefennün fil-ibareyle aynı anlamı ifade ediyor. Peki neden gayre müştemiatin? لِتَضَادِّهَا bu manalar isimler üzerine mutaakibeten, mutenavibeten geliyor. Gayre müştemiatin geliyor. Niye böyle? لِتَضَادِّهَا yani faaliyet ayrı manadır. Mef'uliyet ayrı manadır. Dolayısıyla ya faildir ya mef'uldür. Failse mef'ul değildir, mef'ulse fail değildir. Onun için bunların müştemi olması mümkün değildir. Mutaakibeten ve mutenavibeten geliyor. يَنْبَغِي اَنْ يَكُونَ şimdi diyor ki feyda tedavelet el maani el muktadiyetu lil i'rab ala el mu'rab mutaakibatan mutanawibatan gayra mujtami'atin li tadaddaha bu li tadaddaha gayra mujtami'atin illati niye mujtami' değildir li tadaddaha mujtami' olmalarına engel vardı çünkü bunlar birbirine zıttır faaliyet mef'ulet birbirine zıttır yenbagi ida tedaveletin idanın cevabıdır yenbagi en yekuna alamatuha ayda kedalik manalar mütenavibeten geldiğine göre alametleri de mütenavibeten gelmesi lazım. فَوَقَعَ بِسَبَبِهَا اِخْتِلَافٌ فِي آخِرِ الْمُعْرَبِ İşte bundan dolayı ahirinde ne oldu? Mu'rabin ahirinde ihtilaf gelmiştir. لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِ الْمُعْتَوِرَةَ عَلَيْهِ Bu manalar mütenavibeten geldiği için ihtilafta nasıl olması lazım? Mütenavibeten olması lazım. فَوُضَعَ أَصْلُ الْاِعْرَابِ Şimdi İrab dediğimiz şey niçin vaz edilmiştir? Aslı İrab لِدَّلَالَةِ عَلَى تِلْكَ الْمَعَانِ Aslı İrab ne için gelmiştir arkadaşlar? Faaliyet, mef'ulet, izafet manasına delalet etsin diye vaz edilmiştir. وَوُضَعَ بِحَيْثُ يَخْتَلِفُ بِهِ آخِرُ الْمُعْرَبِ Yani İrab ne için vaz edilmiştir? Faaliyet, mef'ulet manasını ifade etmek için. Peki neden بِحَيْثُ يَخْتَلِفُ olarak vaz edilmiştir? وَوُضَعَ بِحَيْثُ يَخْتَلِفُ بِهِ آخِرُ الْمُعْرَبِ لِاِخْتِلَافِ تِلْكَ الْمَعَانِ O manalar muhtelif olduğundan dolayıdır. Manalar muhtelif olduğu için o manalara delalet eden İrab'da ne olması lazım? Muhtelif olması lazım. Peki, demek ki İrab'ın muhtelif olmasının sebebi o İrab'ı doğuran sebepler muhtelif olduğundan dolayıdır. Peki, وَاِنَّمَا جُعْلَ الْاِعْرَابُ فِي آخِرِ الْاِسْمِ الْمُعْرَبِ Peki İrab neden hani faaliyet, mef'uliyet, izafete delalet eden mana neden yani İrab kelimenin sonuna konduğu baş tarafına konmamıştır? Bunun gerekçesine bir sebep beyan ediyor. Ve inma cu'ile el-i'rab fi ahir el-ismi el-mu'rab. Mu'rab ismin sonuna konmuştur. Lenne nefsel ismi. Çünkü ismin kendisi yedullu alel-müsemma. Müsemmaya delalet eder. Ve'l-i'rab ala sıfeti. İrab da onun sıfatına delalet eder. Yani Zeyd o ismin sahibine delalet eder. Dün Zeydun dersek fail olduğuna delalet eder. Zeyden dersek meful sıfatına delalet eder. Peki وَلَا شَكَّ اَنَّ صِفَةَ مُتَأَخِرَةٌ عَنِ الْمَوْصُفِ Yani sıfat mı önce, mevsuf mu önce? Sıfat mevsufla kaimdir. Önce mevsuf, sonra sıfat. Onun için önce ismi zikredeceğiz, sonra onun sıfatını zikredeceğiz. فَالْاَنْسَبُ اَنْ يَكُونَ الدَّالُ عَلَيْهَا اَيْضًا مُتَأَخِرًا عَنِ الدَّالِ عَلَيْهِ Müsemmaya delalet edenle, onun vasfına delalet eden şey yapıldığı zaman
önce müsemmaya delalet eden olmalı, sonra onu vasfına delalet eden olmalı. Bundan dolayıdır ki İrab ne olmuştur? Kelimenin sonunda icra edilmiştir. Ve huve İrab me'hudun min e'rabahu. Şimdi İrab kelimesi nereden alınmıştır? İrab ne demektir? Yani lugavi mana itibariyle nereden geliyor? Lugavi mana ile istilahi mana arasında mutlaka münasebet olur. Salat kelimesi dua manasından alınmıştır. Namaz manasında vaz edilmiştir. Namazın dua ile alakası olacak mı? Olacak mutlaka. Yani manayı mevzulah ile manayı müstamelün fi arasında ne vardır? Bir alaka vardır. İrab kelimesi iki tane kökü vardır. İrab kelimesinin e'rabahu evdahahu manasında izah manası vardır. Bir de aribet mi'letuhu. Aribet mi'letuhu, mide bulanması manasına da geliyor. Şimdi bu mide bulanması anlamında olan aribet mi'letuhu'den mi geliyor? Yoksa izah manasında olan e'rabeden mi geliyor? Her ikisinin de vecihi vardır. Yani bu evdah manasında olan İrab'tan gelebilir. Çünkü İrab ne yapıyor? O gizli manayı açığa çıkarıyor, izah ediyor. Mu'rab. Efendim ne yapılmıştır orada? Faaliyet izah edilmiştir. Ne ile izah edilmiş? Zeydün diyerek izah edilmiştir. Zeyden diyerek de meful izah edilmiş oldu. Peki aribet mi'letü'den gelirse, mide bulanmak manasında, o zaman İrab kelimesinin bununla manayı mevdu'le ile mustalahun fihi olan arasında, mana arasında nasıl bir münasebet kurulmuş olacak? Ef'alenin hemzesi bir takım manalara gelirdi. Bunlardan birisi de izaleydi. Eşkeytuhu ne demektir arkadaşlar? Maksudu hatırlıyor musunuz? Eşkeytuhu ey ezeltu anhu şikayeti. Yani efalenin hemzesi taadi için gelir değil mi? Bunlardan birisi de izale için gelir. O zaman eğer aribet mi'letuhu'den geliyorsa e'arabe ifal babında izale içindir. E'arabe fesadı, bozukluğu izale etti demektir. El-mu'rab bozukluğu ne yapılandır? İzale edilendir. Diyor ki وَهُوَ مَأْخُذٌ مِنْ اَعْرَبَهُ اِذَا اَوْضَحَهُ فَاِنَّ الْاِعْرَابَ يُوضُحُ الْمَعَانِيَ الْمُكْتَضِيَةَ لِلْاِعْرَابِ. Ne yapıyor? İrabı, muktezi olan manaları izah ediyor. Faaliyeti, mef'uliyeti izah etmiş oluyor. اَوْ مِنْ عَرِبَتْ مِعْدَتُهُ. Aribet mi'detuhu'dan gelmiş olabilir. اِذَا فَسَدَتْ. O zaman fesat manasında oluyor. عَلَى اَنْ تَكُونَ الْهَمْزَةُ لِلسَّلْبِ. Ama e'arabenin hemzesi, ifal babının hemzesi selb içindir, yani izale içindir. Fe yekunu ma'nahu izaletel fesad. E'arabe demek, ezalel fesade demektir. Peki sümmiye bihi bu manada izaletül fesad manasında mu'rab denmiştir. Leennehu yüzülü fesade iltibasi ba'dil ma'ani bi ba'din. Manaların bir kısmının bir kısmıyla karışıklık fesadını İrab ne yapıyor? Ortadan kaldırmış oluyor. Demek ki mu'rab kelimesi, yani İrab kelimesi diyelim daha doğrusu, İrab kelimesi ya e'arabe evlah manasından alınmıştır veyahut da aribet mi'letü'nden alınmıştır. Aribet mi'letü'nden gelirse o zaman ifal babının hemzesi izaletül fesad anlamındadır. Peki arkadaşlar, İrab'ın tarifini yaptıktan sonra ve enva'uhu ey enva'u İrab'il ismi thalâthetün. Metne bakalım arkadaşlar. Ve enva'uhu raf'un وَنَصْبٌ وَجَرٌ اَنْوَاعُهُ مُبْتَدَادِرْ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌ خَبَرْتِرْ. Burada şarihin yapmış olduğu tefsirde وَاَنْوَاعُهُ اَيْ اَنْوَاعُ اِعْرَابِ الْاِسْمِ ثَلَاثَةٌ diye zikretmiş olmasından ne anlıyoruz arkadaşlar bu tefsirden? Bir defa وَاَنْوَاعُهُ مُبْتَدَى رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌ خَبَرِ atıf قَبْلَ الْاِسْنَاتِرْ. Yani önce rafi nasıp ceri birbirine atfediyoruz. Sonra isnadı gerçekleşiyor. Yani veyahut da şöyle atıf kablel hükümdür. Kablel hüküm demek kablel isnad demektir. Yani enva'unun haberi sadece rafun olmaz. Ve enva'uhu bunun nevileri nedir? Raf'un rafidir dersen rafi sadece nevidir, enva değildir. O zaman ve enva'uhu raf'un ve nasbun ve cerrun demek rafi nasıp ve cerdir bunun nevileri demektir. Haber o zaman sadece rafun değildir, sadece nasbun değildir. Hepsi birden haber olmuş oluyor. Yani atıf efendim kablel hükümdür. Hükümden önce atıf yapılıyor. Matufları birbirine bağlıyoruz. Onun için ve enva'uhu ey i'rabul ismi thalâthetun diyerek ne yaptı? Haberi buraya koymuş oldu. Evet. Thalâthetun. Peki ve enva'uhu ey enva'u'l-i'rabul ismi thalâthetun. İrabın İsmin irabının nevileri üçtür. Raf'un ve nasbun ve cerrun. Burada
daha önceki okuduğumuz kitaplarda, metinlerde geçmeyen bir bilgiyi veriyor. Eğer bu bilgi sizde varsa, Hoca Efendilerin derste takrirleri esnasında söylemiş oldukları bir bilgidir. Şimdi rafi, nasip, cer var. Bir de zamme, fethe, kesre var. Bunlar aynı şey midir, ayrı şey midir? İstimallerinde farklılık var mı, yok mudur? Yani rafi ile zamme, nasip ile fethe, cer ile kesre, bunlar birbirine benziyorlar. Aynı anlamda mı kullanırlar yoksa farklı mı kullanırlar? Diyor ki هذه الاسماء الثلاثه مختصه بالحركات والحروف الاعرابيه. Rafi, nasib, cer ifadeleri harekete olabilir, harfte olabilir. Yani hem harekete kullanılıyor. Mesela ebuhu rafidir. Ebahu nasibtir. Bi ebihi nedir? Cerdir. Rafi nasib. Zeydun, Zeyden, Zeydinde de rafi nasib cer kullanılıyor. Rafi ve rafi nasib cer bir hareke olabiliyor. Bir de ne olabiliyor? Harf olabiliyor. Ayrıca bir özelliği de olması lazım. İrab'la ilgili olursa buna rafi nasib cer deniyor. İrab'la ilgili olursa, İrab'la ilgili değilse, mesela nasaranın nunun harekesine ne denmez? Nasip denmez. Efendim yükrimudaki yenin harekesine ne denmez? Rafi denmez. Demek ki rafi nasib cer, murab olan kelimenin İrab'la ilgili olan hareke veya harfine denir. Hareke veya harfine denir. Onun için ebuhu, ebahu, ebihi de örnek olarak vermiştim. هذه الاسماء ثلاثه مختصه بالحركات والحروف الاعرابيه ولا تطلق على الحركات البنائيه اصلا. Mebni harekelere bu asla kullanılmaz. Mesela diyelim ki ileyhi. İleyhi zamirin üzerindeki kesre. Bu efendim cerdir denir mi? Asla buna cer denmez. Buna kesre denir ama cer denmez. Yani rafi, nasip, cer mebni harekelerde asla kullanılmaz. بِخِلَافِ الْزَمَّةِ وَالْفَتْحَةِ وَالْكَسْرَةِ Zamme, fetha, kesre öyle değildir. فَاِنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْحَرَكَاتِ الْبِنَائِيَّةِ غَالِبًا Bir defa zamme, fetha, kesrenin rafi, nasip, cer'den ayrıştığı birinci nokta, rafi, nasip, cer hem harekede hem harfte olabiliyor. Zamme, fetha, kesre ise sadece harekede oluyor. Bir ayrıştığı nokta burasıdır. İkincisi, rafi, nasip, cer yalnız ve yalnız murabde oluyor. Ama zamme, fethe, kesre ise فَاِنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْحَرَكَاتِ الْبِنَائِيَةِ غَالِبًا dedi. Yukarıda ne dedi arkadaşlar? وَلَا تُطْلَقُ عَلَى الْحَرَكَاتِ الْبِنَائِيَةِ Asla. Yani mecazen de kullanılmıyor. Ama zamme, fethe, kesre nerede kullanılabiliyor? Mebni'de kullanılıyor. فَاِنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْحَرَكَاتِ الْبِنَائِيَةِ غَالِبًا Mebni harekelerde kullanılıyor. وَفِي الْحَرَكَاتِ الْاِعْرَابِيَةِ عَلَى قِلَّةٍ Mesela diyoruz ki ileyhi kesre üzere mebnidir. Tamam. İleyhi kesre üzere mebnidir. Fethe üzere mebnidir. Zamme üzere mebnidir. Yani mebnilerde zamme kullanıyoruz. Fethe kullanıyoruz. Kesre kullanıyoruz. Galiben zamme, fethe, kesre mebnide kullanılır. Alâ kılletin nerede de kullanılır? İrab'da da kullanılır. Biz arkadaşlar avamilin İrab bahsi vardı ya. Avamilin İrab bahsi şeyde izharda daha geniş olarak anlatılmıştı. İrab'ı kendi arasında kısımlara ayırdığımız zaman İrab bi hasebin nebi vardı, İrab bi hasebi sıfat vardı, İrab bi hasebi zat vel hakike vardı, İrab bi hasebi mahal vardı. Biz bunları öğrenci kafasına kalsın diye cani zeydün kelimesinde haydi bir uygulayalım derdik. Cani zeydün, zeydün kelimesi lafzan marfu, haleti rafi zamme ile, hareke-i mahza ile mu'rab, irabıtan çünkü müfred munsariftir. Her kelime 5 tane madde sayıyordu. Cani zeydün, zeydün kelimesi lafza merfu, haleti rafi zamme ile, hareke-i mahza ile mu'rab, irabıtan çünkü müfred munsariftir. Şimdi orada zeydün lafza merfu, haleti rafi zamme ile diyoruz. Zeydünün efendim üzerindeki hareke nedir? İrab harekesidir. İrab harekesine zamme kullanılıyor mu? Bazen kullanılıyor. رَأَيْتُ زَيْدًا لَفْزًا مَنْصُبْ حَالَةِ نَصْبِ فَتْحَ اِلَى Hareke-i mahza ile murab, irab-ı tam çünkü müfret munsariftir diyorduk. Demek ki zamme, fethe, kesre asıl itibariyle nerede kullanılır? Mebnilerde kullanılır. Ama murab'da kullanılabilir mi? Kullanılır. Şimdi o zaman arkadaşlar refi nasip cer ile zamme, fethe, kesreyi karşılaştırdığımız zaman aralarında fark iki yerde çok
tebarüz etmiş oluyor. Birincisi, rafi nasıb cer hem harekede hem harfte olabiliyor. Zamme fethe kesre ile sadece harekede olabiliyor. İkinci fark nedir? Rafi nasıb cer sadece ve sadece muğrapta oluyor. Zamme fethe kesre ise galiben mebnide oluyor. Bazen de muğrapta olmuş oluyor. Ferraf'u hareketen kâne ev harfen. Şimdi ferraf'u tafsil yapıyor. Raf'un ve nasbun ve cerru fa'yı tafsiliyedir arkadaşlar. Ferraf'u, raf'a gelince, şimdi anlatacak raf'i. Alemul faaliyeti diyecek, faaliyet alametidir. Hareketen kâne ev harfen, ister hareke olsun ister harf olsun dedi. Çünkü bize yukarıda raf'i nasib ve cer nedir demişti. Raf'i nasib cer, ister hareke ister harf, her ikisinde de kullanılır. İrab'la ilgili harekeye de denir, harfe de denir. Câni ebûhu, râeytü ebâhu, marartu bi ebîhi de. Ne oldu burada? Raf'i nasib cer, harf olmuştur. Cani muslimun raaytu muslimina maratu bi muslimina de harf olmuştur. Ama cani zeydun raaytu zeyden maratu bi zeydin de hareke olmuştur. O zaman rafi dendiği zaman hareke de olabilir, harf de olabilir. Ferraf'u rafi nedir? Alemul faaliyeti. Mesadir-i mec'uleden bahsetmiştik size. Hatırladınız mı arkadaşlar? Mastarlar kendi arasında kısımlara ayrılır. Mesadir-i asliye vardır. Bir de mesadir-i mec'ule vardır. Bir de mesadir-i menhute vardır. Hatırladınız mı arkadaşlar? Kısaca söyleyeyim yine. Şimdi mesadir-i asliye dediğimiz bildiğimiz mastarlar. Bunları mesadir-i asliye diyoruz. Mesadir-i mec'ule yapma mastarlar demektir. Bir camit kelimenin sonuna veya sıfatı kelime olan bir kelimenin sonuna yay mastarı ile ta getirilir. Yay mastarı ve ta'dan o kelimeden ne alır? Mastar manası alınır. Mesela insan kelimesi camit bir kelimedir. İnsaniyet, insan olmak demektir. Şimdi insan kelimesinden siz mastar manası almak isterseniz ne yapacaksınız? El-insaniyetü diyeceksiniz. Ona bir yay müşeddede getireceksiniz. Bir de ta getireceksiniz. El-insaniyetü. Şimdi yay müşeddede ile ta geldiği zaman iki şeyden biri var arkadaşlar. Ya oradaki yay nispettir, nispet içindir. İnsaniyet demek insan olmaya mensup olmak demek olabilir. Veyahut da insaniyet insan olmak demek olabilir. Yani demek ki bu sadece camit kelimeleri değil, sıfatı kelimeleri de gelebiliyor. Mesela diyelim ki darip nedir? Sıfatı kelimedir. Darip bu ne demek? Dövücü kişi demektir. Şimdi buradan biz mastar manası kastedersek dövücü olmak, dövücü olmak. Olmak deyince ne oldu burada? Kevn, yani mastar manası kastedeceksin. Peki darip kelimesinden mastar manası kastedecek olursan ne yapacaksın bunu? Mesadir-i mec'uleden yapacaksın. Yani yay müşeddede yay mastarıya getireceksin. Ta ile beraber daribiyet ne demektir? Dövücü olmak demektir. Medrubiyet ne demektir? Dövülmüş olmak demektir. Ha, o zaman yay mesadir-i mec'ule ne diyoruz? Camit veya muştak olan kelimelerin, sıfat olan kelimelerin sonuna yay müşeddede ile ta getirilip mastar manası kastedilirse o mastarı mec'uldür. Cemisine de mesadir-i mec'ule denir. Mesadir-i mec'ule bu şekilde yapılan mastarlara mesadir-i mec'ule denir. Bir de mesadir-i menhute vardır. Mesadir-i menhute bir cümleden veya birkaç cümleden harfler alınarak yapılan mastarlara mesadir-i menhute denir. Mesela havkale ne demek arkadaşlar? La havle ve la kuvvete illa billah demektir. Şimdi la havle ve la kuvvete illa billah'tan havkale diyorsun. La havle ve la kuvvete illa billah. Besmele. Besmele de nedir arkadaş? Bismillahirrahmanirrahim cümlelerinden bu terkipten bir mastar alınmıştır. Bunlara da mesadir-i menhute deniyor. Adeta yontma mastar yani. Kocaman cümleden veya cümlelerden ne yapıyorsun? Yontuyorsun, yontuyorsun, bir mastar yapıyorsun. Besmele, hamdele, salvele gibiler mesadir-i menhutedir. İnsaniyet, daribiyet, medrubiyet gibiler de mesadir-i mec'uledir. Şimdi faaliyet dediğimiz zaman buradaki sıfatı kelimenin sonuna gelen yay müşeddede ile ta nispet için olabilir, iki ihtimal var. Nispet için olabilir, ne için olabilir? Bir de mastariyet için olabilir. Diyor ki ferraf'u alemul faaliyeti ey alametü kevni şey failen. Şimdi buradaki alem alamet manasında olduğunu söylüyor bize. Arkadaşlar alem müşterek lafızlardandır. Alem daha denir. Alem bu elbiselerin, kumaşların şeyinde
kenarlarında olan ibrisi mi diyorsunuz ona? Onlara da alem deniyor. Alem, alamet manasında da olabiliyor. Buradaki alemden maksat alamettir. Yani o dağ manasında veyahut da elbisedeki alem-ü sevbi manasında değildir. Alamet manasındadır. Alametü kevni şey'i failen. Şimdi kevn ile tefsir ettiği zaman hemen ne anlıyoruz arkadaşlar? Buradaki ya ne içindir? Ya-i mastariyedir. Yani bu mesadir-i mec'ul eden bir mastardır. Alemul fa'aliyeti fail olmak alametidir. Ferraf-u rafi nedir? Alemul fa'aliyeti o merfu olan ismin fail olmasının alametidir. Alametü kevni şey failen. Peki arkadaşlar diyor ki hakikaten ev hükmen. Hakikaten fail olmak veya hükmen fail olmanın alametidir. Bu tamim nereden çıktı arkadaşlar? Şimdi eğer rafi fail olmanın alameti ise mamul-ü merfu kaçtır arkadaşlar? Kaçtı mamul-ü merfu? Yani avamilde 9 okumuştuk onu. İzhar'da da 9 okumuştuk onu. Ancak kafiyede bu efendim şeye düşüyor. 8'e düşüyor. Niye 8'e düşüyor? İbn-i Hacib Hazretleri mamul-ü merfu anlatırken kendi prensibinden taviz vermez. Mamul-ü merfu isim bahsinde anlatıyor. İsim bahsinde anlatırken fiil-i muzari, nevasıptan, cevazımdan hali olan fiil-i muzari yok onun şeyinde. Çünkü merfu deyince el-esmâ-ül merfu'a kastetmiş. Mansup deyince de mamul-ü mansuptan isim olanları kastediyor. Onun için orada ne yoktur? Tadadında fiil-i muzari yoktur. Şimdi arkadaşlar eğer biz alemul faaliyeti dersek muhteda da merfudur. Ondan sonra söyleyin işte mamul faali çıkardığı zaman naib faal vardır, muhteda vardır, haber vardır. Değil mi? Huruf muşebbetün bil fiilin haberleri vardır. Leyse benzer mahallelerin isimleri vardır. Kısacası mamul merfu sadece fail değil ki. Burada alemul faaliyeti dedi. Alametü kevni şey faalen diyerek alemin alamet manasında olduğunu faaliyetteki kevni şey ile beraber de faaliyetteki masların yay müşeddedenin masar için geldiğini söyledi. Hakikaten ev hükmen tamimini yaparak da efendim mamul merfun diğer kısımlarında işin içerisine sokmuş olduğu. Neden biz burada tamim yaptık? Yani metinde alemul faaliyeti dedi. Şerhte ise Cami Hazretleri alamet kevni şey faalen hakikaten ev hükmen diye tamim yaptı. Yani metinde mutlak zikredildi. Şarih burada ne yaptı? Tamim yaptı. Hakiki ve hükmü kısımlarına ait. Neden biz bunu böyle tamim ettik? لِيَشْمَلَ الْمُلْحَقَاتِ بِالْفَاعِلِ اَيْضًا faile mülhak olanlara da şamil olsun diye. كَالْمُبْتَدَيْ وَالْخَبَرِ وَغَيْرِهِمَا. Şimdi arkadaşlar mamul-ü merfuda fail esastır. Diğerleri de faile müşabihtirler, faile mülhaktırlar daha doğrusu. Hangi açıdan mülhaktırlar? Bakın arkadaşlar, fail ile meful arasındaki asıl ana fark nedir? Fail ile meful arasındaki asıl fark, fail kelamda umdedir. Veyahut da merfu ile mensup arasındaki asıl fark, merfu genelde umdedir, mensup ise fazladır. Mesela mamul-ü mensupta kaç tane meful var arkadaşlar? 5 tane meful var. Meful-ü mutlak, meful-ü bih, meful-ü fih, meful-ü leh, meful-ü ma. Bunların hiçbirisi umde midir? Yani hiçbirisi müstedeli midir? Değildir. Ondan sonra temyiz değildir. Müstesna değildir. Hal değildir. Yani mamul-ü mensubun ortak değerleri nedir? Fazla olmasıdır. Mamul-ü merfun ortak değeri nedir? Umde olmasıdır. Ha mamul-ü mensubda umde olan yok mudur? Huruf müşebbetün bil fiilin isimleri, leyse benzen mailelanın haberleri. Yani onlar nedir arada? Kaynayan kısımdandır onlar. Asıl değillerdir yani. Mamul-ü mensubun esasını teşkil eden beş meful, hal, temiz, müstesna bunlar kelamda fazladır bunlar. Yani umde değildir. O zaman failin özelliği mefule göre nedir? Umde olmaktır. Mamul-ü merfudaki diğerler umde olması bakımından onlar da hükmen fail sayılırlar. Hangi açıdan bunlara hükmen fail demiş oluyor? Nasıl ki fail umdeyse onlar da umdedir. Mamul-ü mensupta ise nasıl ki meful şeyse, mefulden maksat mefulü bih esas kabul edilir. Nasıl ki mefulü bih fazla ise, mefulü mutlakta, mefulü fihte, mefulü lehte, mefulü mahte, mamul-ü mensubu temsil edenler genel itibariyle onlar da fazladırlar. Öyleyse meful dendiği zaman hakiki ve hükmü kısımlarını
böylece içerisine almış oluyor. لِيَشْمَلَ الْمُلْحَقَاتِ بِالْفَاِلِ اَيْضَا كَالْمُبْتَدَيْ وَالْخَبَرِ وَغَيْرِهِمَا. Demek ki burada efendim mübteda haber gibilere fail, hükmen fail denmesi hüküm bakımından faildir. Yani nasıl ki fail umde ise o da umdedir. Bunu kastetmiştir. Diyor ki Abdülgafur'da وَهَذَا الْوَصْفُ يَسْتَدِعِ الرَّفْعَ. Yani umde olmak raf'i gerektirir. لَكِنْهُ قَدْ يَتَخَلَّفُ عَنْهُ بِعِلَّةِ الْمُشَابَهَةِ بِالْفَضْغَةِ. Bazen fazlaya benzediğinden dolayı raf'i olmayabiliyor. Mesela diyelim ki innenin ismi umdedir. Yani umde dediğiniz zaman hem müsted hem müsted ileyhi umde diyoruz değil mi? Yani müsted de ise umdedir, müsted ileyhi de ise umdedir. İnne zeyden dediğimiz zaman zeyden umdedir ama ne değildir? Yani müsted mensuptur, merfu değildir. Yani hükmen fail dediğimizin içerisine girmemiştir. Eğer diyor ki merfu oldu, merfu olmadığı halde, yani umde olduğu halde merfu değilse o zaman şeye benzemiştir. Fazlaya benzemiştir, mef'ule benzemiştir. Yani şeylerde biliyorsunuz huruf müşebbetün bil fiilde niye hurufun müşebbetün bil fiil denmiş? Çünkü bunların her birisinde fiil manası vardır. İnne de uhakkiku manası vardır. Dolayısıyla bu açıdan baktığın zaman fiilin mef'ulü gibi olabiliyorlar. Müşabehet meselesi vardır. Alametü kevni şey fa'len hakikaten ev hükmen li yeşmelel mülhakati bil fa'il eyla kel mübtede vel haberi ve gayrihime. وَالنَّصْبُ فَالرَّفْعُ وَالنَّصْبُ حَرَكَةً كَانَ اَوْ حَرْفًا عَلَمُ الْمَفْعُولِيَّةِ. Burada da ne oldu arkadaşlar? Ya-i müşeddede isim mef'ule geldi. Yani müşrak olan bir kelimenin sonuna gelmiş oldu. اَعْلَامَةُ كَمْنِ شِي مَفْعُولًا حَقِيقَةً اَوْ حُكْمًا. Yukarıda zikrettiğimiz şeylerin hepsi burada geçerlidir. Niçin burada da ta'mim yaptık? لِيَشْمَلَ الْمُلْحَقَاتِ بِهِ مَفْعُولَ مُلْحَقَ olanlara şamil olsun diye. وَالْجَرُّ حَرَكَةً كَانَ اَوْ حَرْفًا عَلَمُ الْاِضَافَةِ عَلَمُ الْاِضَافَةِ alametidir. اَيْ عَلَامَةُ كَوْنِ شِي مُضَافًا اِلَيْهِ. Buradaki izafeti ne diye tefsir etti arkadaşlar? Muzaf ileyh olmak diye tefsir etti. Şimdi izafet aslında nedir? İzafet muzaf ile muzaf ileyh arasındaki münasebete denir. Nasıl ki isnat müsned ile müsned ileyh arasındaki münasebete isnat deniyorsa izafet de muzaf ile muzaf ileyh arasındaki münasebete izafet denir. Ama alemul izafeti de burada o nispet kastedilmemiştir. Muzaf ile muzaf ileyh arasındaki nispet kastedilmemiştir. Yani nedir? Alemul izafeti de muzafu ileyh olmak alametidir. Şimdi ey alametü kevni şey muzafın ileyhi. Burada bir şey dikkati çekiyor. Diyor ki ferrafu alemul fa'iliyeti ve nasbu alemul mef'uliyeti vel cerru alemul izafiyeti demedi. Tamam mı Yusuf? Alemul fa'iliyeti, alemul mef'uliyeti, alemul izafiyeti demedi. İki tanesinde ya mastarıya getirdi, buraya getirmedi. Ve idâ kânetil izafetu nefsuha, izafetin kendisi mastarın mastarı olunca. Şimdi mef'ul, fa'il nedir? İsim faaldir, isim mef'uldür. Ama izafet, edafe, yudufi, izafetin kendisi mastar zaten. Kendisi mastar olunca lem yahtec ila ilhaqil ya'i el masariyeti ileyha. Ya'i masariye ona getirmeye ihtiyaç duymamıştır. Kema fil faaliyeti vel mef'uliyeti. Yani faaliyete ve mef'uliyete ihtiyaç duyduğu gibi. Faaliyet ve mef'uliyete ihtiyaç var. O da mastar manası alabilmek için faal kelimesi bunu ifade etmez. Mef'ul kelimesi de bunu ifade etmez. Buradan faal manası, mef'ul manası alabilmek için ya'i masariye ihtiyaç vardı. Efendim ama izafette zaten kendisi mastar olunca buna ihtiyaç duyulmadı. Peki şöyle bir soru çıkıyor karşımıza. Neden? Tamam, failin bir faillik bir manadır, mef'ul bir manadır, izafette bir manadır. Neden rafi fail alameti oldu da nesip alameti olmadı? Rafif neden fail alameti oldu da mef'ul alameti olmadı? Nesip neden mef'ul alameti oldu da fail alameti olmadı? Yani darabe zeydün dediğimiz zaman bunu fail yaptık. Tam tersi olamaz mıydı? Darabe zeyden dersek fail olsaydı olmaz mıydı? Neden yani faile rafi seçildi, mef'ule nasıl tahsis edildi? Diyor ki ve inne maktussa raf'u bil fa'ili ve nasbu bil mef'uli lianna raf'a thaqil. Rafi nedir? Zamme ağırdır. Vel fa'il qalil. Fa'il de azdır. Liannehu vahidun. Bir fiilin bir tane faali vardır ama birçok mef'ul olabiliyor. Nasıl diyordu izharda? Ve yansıbu ma'mulatin kesireten. Bir tane kelimeyi raf eder. Ve yansıbu ma'mulatin kesireten. Çok ma'mulleri nesbeder. Yani mesela darabe kelimesini alalım. Darabe zeydün, amran, yevmel cumati,
أمام المسجد ضربا شديدا قائما koyabilirsin yani. Mef'ulü mutlak koyarsın, mef'ulü bih koyarsın, sıfat getirirsin, değil mi? Birçok dolayısıyla mamulü mensup çoktur. Kelamda da rafi ağırdır. Eğer mef'ullere zammeyi verecek olsaydı kelamda siklet meydana gelir idi. Ve inne maktussar raf'u bil fa'ili ve nesbu bil mef'uli lenne raf'a thaqilun vel fa'ile qalilun lennehu vahidun. Niye azdır? Çünkü birdir. Fe u'tiyet thaqilu lil qalil. Ağır olan zamme nereye verildi? Az olana verildi ki kelamda siklet olmasın diye. Ve nesbu hafifun ve nesbu lenne raf'a ve nesbe. وَالنَّصْبَ نَصْبَ خَفِيفٌ hafiftir. اَخَفُ الْحَرَكَةِ neydi? Fethaydı değil mi? وَالنَّصْبَ خَفِيفٌ وَالْمَفَاعِيلُ كَثِيرَةٌ mef'uller de çoktur. لِأَنَّهَا خَمْسَةٌ sadece mef'uller 5 tanedir. Mef'ul mutlak, mef'ul bih, mef'ul fih, mef'ul le, mef'ul ma. Sadece onlar 5 tanedir. فَاُعْطِيَ الْخَفِيفُ لِلْكَثِيرِ niye kelamda hifet meydana gelsin diye. وَلَمَّا لَمْ يَبْكَ kalmayınca peki muzafileye neden şey verildi, cer verildi, onun günahı ne? وَلَمَّا لَمْ يَبْقَ لِلْمُضَافِ اِلَيْهِ عَلَامَةٌ مُضَافِ اِلَيْهِ başka bir şey kalmadı zaten. Raf'ı verdik, zammayı verdik faile, raf'ı verdik faile, nesb'ı verdik mef'ule, zaten bir şey kaldı. Mecbur istikamet. وَلَمَّا لَمْ يَبْقَ لِلْمُضَافِ اِلَيْهِ عَلَامَةٌ öyle alamet ki غَيْرُ الْجَرِ cerden başka alamet kalmayınca جُعْلَ عَلَامَةً لَهُ cerde مُضَافِ اِلَيْهِ alameti kılındı. Siz de arkadaşlar وَلَمَّا لَمْ يَبْقَ لِلْمُضَافِ اِلَيْهِ عَلَامَةٌ غَيْرُ الْجَرِّ midir? Şimdi bu غَيْرُ الْجَرِّ alametin sıfatı oluyor. غَيْر kelimesi marife, alamet, nekire nasıl olacak? Ne diyeceksiniz buna? Öyle alamet ki غَيْرُ الْجَرِّ değil mi? Elif lamlı olana muzaf olmuştur. Marife olmuş. Ne yapalım burasını arkadaşlar? Marifeler sayılırken 5 tane sayılıyordu değil mi arkadaşlar? 5 tane sayılıyordu. Bir tanesi de bu 4 tane, 5 taneden birisine izafeti maneviyle muzaf olanlar, bu 6.sı olurdu marifelerin. Gayra gayrin ve şibin ve mislin diye izarda geçiyordu. Gayr, şibin, misil kelimeleri müstesna. Yani gayr kelimesi burada elcere muzaf olarak ne yapmamıştır? Marifelik almamıştır. Zaten arkadaşlar marife bilinen demektir. Mesela diyelim ki gayru zeydin dediğin zaman zeydin gayrisi, kainat hep onun gayrisidir. Marifeleşmiyor ki. Hangisi o zaman? Marifeleşmiyor. Bu çünkü gayr şibih miti, mesela şibu zeydin diyorsun, zeydin benzeri, zeydin benzeri şey olmuyor ki, netleşmiyor ki. Marifeleşmiyor yani. Gayr şibih ve mitil kelimeleri ne olmaz? Efendim, izafetle marife, muzaf olarak marife olmazlar.